Samsun Zorlu Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızı çok özledik. Biliyoruz yeni eğitim öğretim döneminin zor geçeceğini. Biz sizleri beklerken tüm hijyenik tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye uyarak önce öğrencilerimizin sağlığı dedik, Türk Standartları Enstitüsü'nden okulumuz temiz belgemizi duvarımıza astık. Okulumuzun belirli noktalarına el dezenfektanları yerleştirdik. Öğrencilerimizin ateşini sık sık ölçüyor, sınıflarımızda ve okul içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Öğretmen kadromuz ve öğrencilerimiz de ders esnasında maske ve koruyucu yüz siperi kullanıyoruz. Çocuklarımızı her an gözetim altında tutuyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı dönemine biz hazırız. Umutla, sağlıkla, eğitim ve başarı dolu günlere. Akıl programından herkese iyi akşamlar. Türkiye'nin en büyük problemi ekonomi, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı. İşte bu akşam bu konular üzerine ve özellikle de emeklilerin sıkıntıları ve sorunları üzerine konuşacağımız çok değerli bir konuğum var yanımda şimdi. DİSK Emekli Sen Samsun Şube Başkanı Taceddin Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet, hayat pahalı, geçim zor, herkes için zor, çalışanlar için zor, emekliler için zor, memurlar için zor, işçiler için zor. Hem Türkiye'de her kesimden insan için zor, hem de Samsun'da farklı zorluklarımız var. Şimdi bunlara hepsine değineceğiz tek tek. Ben öncelikle sizden hayat pahalılığıyla ilgili platformlar, daha öncesinde hemen su zammıyla başlayalım mı diyorum. Su zammı platformunda birlikte de hareket ettik, birlikte de çalıştık. Evet. O süreci isterseniz önce sizden dinleyelim. Şunu da belirtmek istiyorum. Demokratik kitle örgütleriyle birlikte her zaman demokrasi mücadelesinde Samsun'un yerel sorunlarıyla ilgili her türlü mücadelede emekli seni alanlarda, sahalarda her zaman gördük. Büyük bir takdir topladı ve su zammı platformunda da dediğim gibi birlikte hareket ettiğimiz zamanlar oldu. Evet, siz yerel mücadeleye aslında tabii emekli senin sendikanın kuruluşu 3 yıl. Fakat 3 yılın özellikle son 1 yılı büyük bir mücadeleyle geçti. Su zammıyla başladı aslında mücadeleleri, değil mi? Evet. Şimdi hayat pahalılığından başlayacak olursak, zamlar ve hayat pahalı. Evet. Bu ömrümüzün neredeyse tamamına yakınan bir bölümü bu kavramı dinlemekte, duymakla geçti. Hayat pahalılığı sürekli dilimize dolanır, şikayetçi oluruz. Hayat pahalılığının kavram olarak ne olduğunu önce söylemeye çalışırsak, ekonomide arz ve talep kavramları vardır. Arz piyasaya sunulan mal ve hizmetlerdir. Talep ise bunları alabilecek güçte olanların sayılarıdır. Yani talep olabilmesi için o sunulan mal ve hizmetleri alabilecek güçte olmanız gerekir. Evet. Şimdi hayat pahalılığını da tanımlayabilmek için şöyle düşünmek gerekir. Piyasada sizin ihtiyaç duyduğunuz ve sürekli almak durumunda olduğunuz mal ve hizmetleri artık alamayacak duruma gelmeniz, yani ekonomik durumunuz, geliriniz öyle bir noktaya gelmiştir ki daha önce rahatlıkla alabildiğiniz ya da zar zor da olsa alabildiğiniz ama bugün koşullarda daha da zorlaşmış ise burada bir hayat pahalılığından bahsetmek mümkün. Mesela asgari ücretli birisi için bir Mercedes'in 1 milyon liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkması hayat pahalılığının göstergesi değildir.
Çünkü öyle bir talebi yoktur. Almayı dahi düşünmemiştir. Onun açısından hayat pahalılığıyla o Mercedes'in fiyatının artışının bir ilgisi yoktur. O neyle ilgilidir? Satın almayı düşündüğü, yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan tüketim maddelerini, zorunlu ihtiyaçlarını artık alabiliyor mu, alabiliyor mu? Asgari ücrette buna bakar. Ondan geliri bir tık daha yukarı olan kesim, kendi gelirine göre daha iyi bir evde yaşayabilir mi? Yaşam koşullarını, sosyal yaşamını bir tık daha yukarı çıkartabilir mi? Onun mücadelesini veriyordur. Eğer bunu yapabilecek durumdayken, yapamaz duruma gelmişse, hayat pahalılığından bahsetmek durumundayız. Hayat pahalılığı bizim yaşamımızı bu şekilde bizi saran, sürekli karşı karşıya olduğumuz bir durum. Evet. Yani şimdi hayat pahalılığını etki eden faktörlerin ne olduğunu sayabilmek için burada birçok şeyden bahsetmemiz gerekir. Evet. Hayat neden pahalı? Durup dururken pahalanmıyor değil mi? Yani mutlaka şimdi içinde yaşadığımız koşullarda, özellikle bugünkü pandemi koşullarında insanların birçoğunun işsiz kaldı, işlerini yapamaz duruma geldi, esnafın esnaflık faaliyetlerini yürütemedi, çalışanların iş yerlerinden çıkmak ya da çıkartılmak zorunda kaldığı bir dönemde, bir de fiyatların onu tüketmek durumunda olduğu, zorunda olduğu mal ve hizmetlerin de fiyatının artmış olması hayatı ciddi şekilde etkiliyor ve olumsuz bir noktaya getiriyor. Bunun için de insanlar yaşamlarını devam ettirmek, bu hayat pahalılığının önlenmesi için de bir sürece, bir mücadeleye giriyor. İşte biz de o mücadelenin içerisindeyiz. Biz niye bir yıl öncesinde suya yapılan zamma hep birlikte karşı koyduk? Temel ihtiyaç maddesi olan suyun, yaşamak için zorunlu temin etmek durumunda olduğumuz suyun fiyatında meydana gelen artışı önleyebilmek için. Burada bir dizi eylem etkinlikler yaptık. Büyükşehir Belediyesi önüne gittik. Derdimizi anlatmaya çalıştık. 12 bin imza topladık. 15 saat içerisinde 12 bin imza toplandı. Bu suya zammı geri alınması için. İnsanlar imza vermek için birbirinin üzerine çıkıyorlardı. Evet. Siz de bu sürecin içerisindeydiniz, biliyorsunuz. Yani insanları bu kadar bu sürece katan, o imza vermek için birbirinin üzerine çıkmaya çalışan insanlar bundan zarar gördükleri için bu sürecin içerisine katılmışlardı. Biz bu mücadelede halkın sorunlarına yakın durmaya çalıştık. Hı hı. Sadece kendimiz de bu gün içerisindeyiz. Zarar gören kesim içerisindeydik. Bu süreçte bir neler yapabiliriz örgüt olarak? Bunun mücadelesini verdik. Diğer Samsun'daki demokratik kitle örgütleriyle, siyasi partilerle bir araya geldik. Bir platform kurduk. Böylesine büyük bir mücadeleye giriştik. Bu, evet, mücadelenin adı o hayat pahalılığına karşı mücadele etmenin ta kendisiydi işte. Artık genel bir ad almaya başladı. Yani su zammıyla birlikte başladı ama daha sonra genel olarak hayat pahalılığı olarak bir platform adını aldı. Peki su zammında suya zam yapılamaz mı? Yapılabilir. Peki neydi bizim karşı durduğumuz, bizim mücadele verdiğimiz durum? İşte biz de tam o soruları sormaya çalıştık o dönemde. Büyükşehir Belediyesi'nin randevu talep ettik özellikle. Hayır, bir seçim vardı. Mart seçiminde, belediye seçiminden önce %15 ekonomik tasarruf tedbirler kapsamında kararname geldi Sayın Cumhurbaşkanlığı, evet, tarafından. %15 önce indirim yapıldı. Fakat ne hikmetse işte bizim karşı durduğumuzda tam orada başladı. Seçimden sonra, Mart ayından sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı değiştikten sonra hemen akabinde %25 tefe oranında ve artış, %25 artış okuma bedeline ve yansıyan faturalara. Evet. Şimdi burada ince bir detay var tabii. Yani seçimden önce, seçimden sonra. Elbette ki burada bir siyasi şeyde değiliz. Fakat %15 indirim yapılabiliyorsa eğer, normal nötr hale de getirilebilirdi aslında, öyle değil mi? Yani %15 indiriminizi geri alabilirdiniz bu çok yük getirdiyse eğer belediyeye. Ama bundan ziyade %25 bir zam, ayrıca tefe tüfe oranındaki artışla birlikte o gün 3.17 olan, değil mi, bu rakamları sizden birazdan duyacağız. 3.17 olan rakam şimdi nedir? %25 zam yapıldıktan sonra zaten bu rakam 3.97 çıktı. Bugün 4.35 durumunda. Yani
%25 zamın yapıldığı tarihten günden sonra %25 öyle yapıldı. Tefettüf oranları da eklenerek şu anda %35'lik bir zamla karşı karşıyayız. Yani bir yıllık süre içerisinde suya %35 zam gelmiş oldu. Yani seçimlerin önce %15 indirim yaptıktan sonra, seçimler bittikten sonra %25 neden zam yapıldığını biz de tabii ki merak ettik. Bunu araştırdık, bunun sorusunu hep sorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir'den randevu talep ettik. Bir türlü vermedi. Belediye kapısına onlarca kişiyle gitmemize rağmen bu kapılar bize açılmadı. Çalışanlara açılmadı, emeklilere açılmadı. Bu şekilde biz mücadelemizi sürdürdük. Samsun'da 12 bin imza toplandı. Hem de bu altında Samsun'un çok ciddi saygıdeğer kuruluşları var bu platformun içerisinde. Evet. KESK, DİSK, TUMOP, Türk Tabipler Birliği bunların yürütmesindeydi. 42 tane örgüt bu platform içerisinde yer aldı. Yani böylesine güçlü bir platformun talepleri Mustafa Demir tarafından o zaman kabul edilmedi. Randevu verilip verilmedi. Öyle görüşmedi tabii. Verilmedi tabii. Yani 12 bin imzayı resmi yazıyla bildirdik. Bize yanıt verilmesini istedik. Bugüne kadar da hala yanıt verilmedi. Yani dolayısıyla demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının tepkileri, talepleri Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmıyor demektir. Bugüne kadar cevap verilmemesi nedeniyle. Ama sadece su zammına takılmayalım isterseniz. Ben çünkü hemen küçük bir su zammıyla ilgili hem bilgilendirmek adına da vatandaşlarımızı, yani o süreçte ben nasıl dahil olmuştum? Tabii. Biz de vatandaş olarak biz de merak ettik. Yani önce %15 indirim, daha sonra %25 bir zam neden kaynaklanmış olabilir? Vatandaş olarak da biz dava açtık tabii. Davanın şöyle bir akıbeti gelişti. Önce davalı kurum SASKİ bir cevap verdi. Efendim biz daha önceki yönetimin işte SGK borçlarına kadar bir takım borçlanmaları olduğunu, yani SASKİ'nin daha önceki yönetimle ilgili bazı sorunlarından kaynaklı bir zammın olduğunu o davada verilen cevap dilekçesinde öğrenmiş olduk. Şimdi şu aşamada dava bilirkişide. Yani bilirkişi gerçekten zammı gerektirecek bir katkı oldu mu SASKİ'nin suya hizmeti bakımından, onu inceleyecek, onu irdeleyecek. Tabii yargı kararı, şu an yargıda olduğu için çok fazla bu konuda konuşmak istemiyorum ama dosyamız bilirkişi de hala daha bu su zammına ilişkin davamız sürmekte. Onun sonucunu henüz almadık. Hatta duruşma talebimiz vardı. Henüz bilirkişi raporundan sonra zannediyorum duruşmamız da açılacaktır. Biz yargı yönünden, platforma eklendiğim kısım benim şahsen, yargı yönündendi. Evet. Bu devam ediyor. Onun bilgilendirmesi de vermiş olalım. Evet. Yani umarım idari mahkeme en azından her ay yapılan tefettüfe zammını kaldıracaktır diye düşünüyorum. İdari mahkeme gerçi yürütmeye durdurma kararı vermedi bu konuda. Yani telafisi mümkün olmayan bir zarar görmedi herhalde. Ama iptal ettiği durumunda bu bizim gördüğümüz zararları nasıl telafi edecek? Onu da merakla bekliyoruz. Onu da zannediyorum bilir kişiye göndermekle konunun ne kadar ciddi ve ne kadar hassas olduğuna yargı aslında bu süreçte göstermiş oldu. En azından bilir kişi, yani bir uzman görüşüne başvuracaklar. Evet. Ondan sonrasında bir karar verecekler. Çünkü kendileri de etkileniyorlar efendim. Sadece vatandaş olarak değil, herkesin etkilendiği. Samsun'da yaşayan herkesin ve Türkiye'de Samsun şehrinin en pahalı suyu içtiği, en pahalı suyu kullandığı da bir memlekette hep beraber evet yaşıyoruz. Yani bu pandemi sürecinde de yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın suyla ilgili veya belediye meclisinin suyla ilgili bir geri adım atmasını bekledik açıkçası. Kaldı ki İnsanlar evinde suyun da en fazla kullanıldığı, tüketildiği bir dönemde, insanlar evden dışarı çıkamadığı bir dönemde, gelir elde edemediği bir dönemde, ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde en azından tefettüfe oranında yapılan zamları yürürlüğe koymayabilirdi. Kesinlikle. Böylesi bir beklentimiz elbette olmuştu. Hala ama bunu bile göremedik. Yani sadece sudan ibaret değil tabii hayat pahalı. Evet. Pahalı. Elektriğe %32 oranında zam gelmiş bir yıl içerisinde. Doğalgaza %34 oranında zam gelmiş. Geçen sene ekmeğin 200 gram ekmeği 1 lira alıyorduk. Şimdi 1,5 lira oldu. 2 gün önce bir kararla 1,25'ten 1 liraya, 1,5 liraya çıktı. %51 artış söz konusu. Dolayısıyla hayatımızı etkilemeye devam ediyor hayat pahalı. Biz de bununla karşı mücadele ediyoruz. Sendikal örgütlüğümüzü ayakta tutmaya, onu geliştirmeye, hem emeklilerin hem de onların birlikte
aynı koşullarda yaşayan insanların sorunlarına çözüm olabilmek için bir mücadeleyi sürdürüyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi insanlar mücadele veriyorlar bu şehirde. Yoksa gerçekten bu şehrin sahibi anlamında, yine sahipsiz kalma anlamında da sorunları olacaktı. O zaman isterseniz şöyle yapalım. Edelim. Bu sendikal faaliyetlerimizden biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi oraya gelelim. Emekliler, emeklilerin sendikası. DİSK Emekli Sen. Evet. Ve emeklilerin diğer sendikaları, süreçler. Biraz sendikal süreçlerden bahsedelim. Evet. Şimdi siz biraz önce 3 yıllık bir sendikadan bahsettiniz ama bizim geçmişimiz 25 yıl öncesine dayanıyor. 25 yıllık bir sendikayız aslında. Kurulduğumuz günden itibaren o dönemin siyasi iktidarları sendikamızı kapatmak üzere davalar açtı. İki defa açılmış dava lehimize sonuçlanmış olmasına rağmen, Yargıtay tarafından da lehimize karar verilmiş olmasına rağmen süreç içerisinde üçüncü bir dava, aslında bir hukuk garabeti, üçüncü bir dava açıldı. Aynı nedenle bu defa yerel mahkeme yine bizim haklılığımıza karar verdi. Kapatma davasını reddetti. Ama Yargıtay yerel mahkemenin bu kararını bozarak kapatma şeklinde bir karar verdi ve bizim 25 yıllık örgütlüğümüz bir şekilde sonlandırıldı. Biz bu hakkımızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de aradık. Ancak oradaki süreçte aleyhimize sonuçlandı. Dolayısıyla bizim sendikamız 2 yıl önce kapatıldı. Biz o kapatma kararının ardından yeniden örgütlenmeye geçtik. Kesintiye uğradı diyelim. Ama biz şu anda yine sendikal mücadeleyi ısrarla sürdürüyoruz. Bize diyorlar ki siz dernek kurun, vakıf kurun ama sendika kurmayın. Örgütlenme alanınız açık. İsterseniz taleplerinizi dile getirmek için örgütlenme yapabilirsiniz ama bu sendikayla olmaz. Şimdi, sendikalı olmanın farkı ne o zaman? Şöyle, şimdi dernek, vakıf... Dernek, vakıf kurun, sendika dernek olmasın diyorlar. Dernek ve vakıf olarak devam ederseniz... Onu da izah edelim. Tabii sadece taleplerinizi dile getirirsiniz. Bir baskı unsuru olursunuz, o taleplerinizi dile getirirsiniz. Ama kurumsal olarak bir sendikalı yapıya kavuştuğunuzda artık hükümetle eşit koşullarda bir masaya oturup kendi geleceğinizde söz sahibi oluyorsunuz. Ücretlerinizin belirlenmesinde söz sahibi oluyorsunuz. Sizinle ilgili bütün alanlarda siyasi iktidarla pazarlığa oturuyorsunuz. Orada imzaladığınız tutanak bir yasa hükmünde oluyor. İktidar da onu uygulamak durumunda kalıyor. Dolayısıyla şu anda 13 milyon emeklinin böylesi bir örgütlülükle siyasi iktidarın karşısına çıkmasını istemiyorlar açıkça. Dağınık bir şekilde olmamız, örgütsüz olmamız onların işine geliyor. Bu kapatma davalar sadece bizim üzerimizde değil. Mesela bizim dışımızda kurulan Tüm Emekliler Sendikası kısa bir süre önce yine yerel mahkemenin verdiği kararıyla kapatıldı. Yine iktidara yakın olarak bilinen Emekli Bir Sen Sendikası yine onlarla ilgili bir kapatma kararı söz konusu. Yani siyasi iktidar iş sendika olunca bendensin, sendensin, sağcı mısın, solcu musun aslında aramıyor. Kapatmak için elinden geleni yapıyor. Ama kapatamadığı durumlarda da o zaman sarı sendikacılık dediğimiz yöntemler devreye giriyor. Kontrol altına almaya çalışıyor. Kontrol altına alabilirse alıyor. Alamadığını da baskıyla, değişik yöntemlerle susturmaya, sesini çıkartmamaya çalışıyor. O sendikalar o zaman olsa da olur, olmasa da olur noktasında hareket yani ediyorlar. Yani biz sendikalarımız kapansa da yeniden örgütlenmeyi deneyeceğiz. Sendikal süreç bu emeklilerin hakkı oluncaya kadar, sendikayla emeklilerin haklarının belirleninceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz, bu mücadelenin içerisindeyiz. Peki emekliler neler istiyorlar? Vallahi emekliler neler istemez ki? Ne istiyorlar? Şimdi şöyle nasıl söyleyeyim. Nasıl yaşıyorlar, nasıl geçiniyorlar? Şimdi, geçinemiyorlar. Şimdi emeklilerden hep emekliler yaşayamıyor, iyi koşullarda ücret almıyor, yaşam koşulları kötü, hep bunları duyarız. Gerçekten içinde bulunduğu durum emeklilerin öyle çok iç açıcı değil. Bunu bir ağlama duvarına dönüştürmek istemiyorum, bir acındırma noktasına getirmek istemiyorum. Bir gerçeği konuşmak açısından, belirtmek açısından bunları söylüyorum. Şimdi emeklilerin ortalama aylığı asgari ücretin altında kalmış durumda. Ortalama aylık. Asgari ücret zaten açlık sınırının altında. Şimdi düşünün, açlık sınırının altında bir asgari ücret, onun da altında bir ortalama emekli aylığıyla karşı karşıyayız. Evet. Biz bunların bir şekilde son bulmasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz.
Hayat pahalılığı ve zamlara karşı mücadele de aynı zamanda bunun bir parçası. İyi ücret alacaksan ki hayat pahalılığına da karşı direnebilirsin. Geçimini sağlıyorsun. Evet. Yani bir de son dönemde aylıklara, ücretlere yapılan zamları düşündüğünüzde, yani enflasyon oranlarının belirlenmesi yöntemlerine baktığınızda zaten orada çok vahim bir durum söz konusu. Gerçekleşen enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları arasında ciddi bir fark var. İnsanların yaşadığı enflasyonla siyasi iktidarın açıkladığı, onun manipülasyonuyla hayata geçirmeye çalışılan... Yani hissedilenle yazılan fark. Elbette, yani bizim hissettiğimizde açıklanan enflasyon oranları çok farklı. Bunların kesinlikle manipüle edildiğini düşünüyoruz. Artık burada bir hata, efendim yöntemde bir farklılık falan değil. İnsanlar yaşadığını görüyor, gelirini görüyor, piyasa nasıl pahalandığını görüyor ve ücretlerinden çalınan miktarları da görüyor. Yani enflasyonun sahte rakamlarla açıklanması ne demek? Benim alacağım ücrete, emeklinin alacağı ücrete, çoluğuna, çocuğuna yansıtacağı sosyal yaşantıya bir müdahaledir aslında, değil mi? Hı hı, tabii. Dolayısıyla yani bunun bu şekilde sonuçları var. Şimdi isterseniz şöyle devam edelim. Şimdi emeklilikten koşulların düzeltilmesi için mücadele ederken biz bunu iki kısımda değerlendiriyoruz. Evet. Birincisi çalışma hayatı devam ederken emekliye etki eden faktörler. Hı. Bir de emeklilik sürecinde, emekli olduktan sonra nelerle karşılaşıyoruz, ondan sonraki süreç. Şimdi aslında kötü bir emekliliğin ya da iyi bir emekliliğin koşulları çalışma hayatında atılıyor. Evet. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi işleyişi içerisinde düzgün bir şekilde çalıştığını varsayarsak, siyasi iktidarların müdahalesini, onların şeylerini, manipülasyonlarını, baskılarını bir tarafa bırakacak olursak, sosyal güvenlik sistemi kendi çarkı içerisinde nasıl dönüyor? Şimdi sigortalı olarak işe başlıyorsunuz, ilk defa işe başladınız. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir işe giriş bildirgesi veriyor. O tarihten itibaren sigortalısınız. Çalışıyorsunuz, sigorta primlerinizin günü gününe Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatması lazım. Şimdi ilk etapta sigortalı olmak bir sorun bizim ülkemizde. Şimdi işverenler, kurumsal olan büyük işletmeleri bir kenara bırakıyorum. Orada da göreceli olarak bir takım hak kayıpları var ama genel olarak küçük işletmelerde sigortalı göstermeme şeklinde bir eğilim var çalışanları. Kayıt dışı diyelim. Sigortalı olarak göstermemeye çalışıyorlar. Gösterse bile bir ay içerisinde 30 gün prim yatırmak yerine bir hafta, 10 gün, 5 gün eksik gün bildirilmesi söz konusu. Dolayısıyla sigortalı değilseniz zaten çalıştığınız günler prim gün sayısına dahil edilmiyor. Çünkü bunlar hepsi önemli. Emekli olduğunuzda alacağın aylığı prim gün sayınızla kazanç miktarınız alacağınız emekli aylığını belirliyor. Eğer siz gün sayınızı eksik bildiriliyorsa her eksik bildirilmede emekli olduğunuzda bir hakkınızın biraz da yontulması demek. Onu bu şekilde. Evet, yani eridiğini görüyor maaşın, emekli aylığın. Yani sizin bağlanacak aylığın, emekli olduğunuzda bağlanacak aylığın temelleri çalışma hayatında atılıyor. Evet. Eksik evet. gün bildiriliyorsa. Hı. Şimdi eksik gün bildirilmediğini düşünelim. Çalışıyorsun, tam gösteriliyor. Bu sefer kazanç düşük bildirilmesi söz konusu. Hı hı. Yani asgari ücret bildirilmesi gerekiyor en azından. Asgari ücretin iki katı kadar bir maaş alıyorsanız, diyelim ki bugün koşullarda 5.000 lira aylık alıyorsanız, asgari ücret üzerinden primleriniz yatıyorsa dolayısıyla yarı yarıya yine bir hak kaybına uğramışsınız demektir. Sistem böyle işliyor. Sonra insanlar emekli olduğunda işte tek başına bir birey olarak yaşıyorsa emekli maaşını o standartlarda, ama bir de emekli olduğunda hala okuttuğu çocuklar varsa emeklilik maaşının yanında bir de emekliyken çalışması gereken insanlar var. Tabii yani şimdi konu konuyu açıyor. Bir emeklilik yaşamını sürdürenlerden bahsederken 13 milyon insandan bahsettik. İşte bu insanların ne kadarı bugün, aynı zamanda çalışmak zorundadır, zorunda kalmıştır. Şimdi 2017 yılında sendikamızın yaptığı bir araştırma var. Şurada göstereyim izleyicilere. Evet. DİSK'in genel merkezi ile sendikamızın ortak bir çalışması sonucu DİSK-AR'ın bir araştırması 2017 rakamlarına göre
Şu anda en son rakam da var ancak bizim elimize şu anda ulaşmadı. Evet. Bu gerçek rakamdan bahsetmek için. O zaman da 12 milyon 100 bin emekli vardı 2017 itibariyle. Şu anda 13 milyon bir emekli sayısından bahsediyoruz. O zaman da 4 milyon bir insanın çalıştığını ya da çalışmak için iş aradığını. 4 milyon insan ya çalışıyor ya çalışmak için iş arıyor. Konumları bu şekildeydi. Üçte biri yani. Yani çalışmış. Evet. Bu rakam AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 1,5 milyondu. 1,5 milyon insan çalışmak için iş ararken. Emekli sayısı kaçtı o zaman? Emekli sayısı. Yani 12 milyon da. Yani ona göre şeydi 4 o zaman. 4 milyon arayan ama 1,5 milyondaki emekli sayısı, hani ben oranı elde etmeye çalışıyorum da hani oran kaçtı. Yani bu iktidar zamanında insanlar emekli olduktan sonra çalışmaya daha mı çok ihtiyaç duydular? Bu aslında gidişat olarak çok önemli. Yani yarın emekli olmak da artık hiçbir şey sağlamıyor insanlara. Çünkü bir taraftan emekli maaşınız yetişmiyor. Yani hele hele ki işte çocuğunuz vesaire, işe girmemiş bir çocuğunuz varsa. Değil mi? Emekli olmuşsunuz ama işe girmeyen bir çocuğunuz varsa onun geçimini de sağlamak durumunda kalıyorsunuz. İşte bu yüzden insanlar hem emekli olup hem çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. Yani bu ülkenin gideki gidişat. O rakamı şu anda notlarımda göremedim, alamamışım ama kaç emekli olduğunu o tarihteki şeye göre 2017 yılındaki 12 milyon rakamından daha düşük bir rakam tabii. Mutlaka yani bu ekonomik veriler zaten onu gösterecektir. Tabii. Ama işte yani bu sayının 1,5 milyondan bugün 4 milyona çıkmış olması yani emekli olan insanların aylıklarıyla geçinemedik için ikinci bir iş arama telaşı içerisinde olduklarını gösteriyor. Bu bir anlamda şöyle de tanımlayabiliriz. Hani Cumhurbaşkanımız demişti ya EYT'liler için. Bunlar şimdi burada emekli olacaklar genç yaşta. Bir de gidip çalışacaklar. keyfi yapacaklar şeklinde. Yani insanlar o keyfi yaşamak için değil, yaşam koşulları dayattığı için, geçinemedikleri için, hayat zorlukları nedeniyle emekli oldukları halde ikinci bir iş aramış oluyorlar. Şimdi şeyimize dönecek olursak bu emekliyi belirleyen koşulları. Emekli olduktan sonra şimdi çalışma hayatında eğer iyi bir gün sayısı, iyi bir kazanç elde etmişsek sorun yok. Sosyal güvenlik kurumunun kendi sistemi içerisinde iyi bir emeklilik hayatı yaşayabiliriz. Onu da şöyle söyleyeyim. Sigorta priminin tabanı şimdi asgari ücret. Hı hı. Şimdi asgari ücretten hep çalışıyorsanız primleriniz onun üzerine yatacaktır. Evet. %35 prim diyelim. Tavan ise asgari ücretin 6,5 katı. Yani 6,5 katı üzerinde bir geliriniz varsa o tutar üzerinden de prim yatıyor. Yani aradaki farkı anlamanız açısından anladım. Söylüyorum. Yani Türkiye'de 20 küsur bin civarı yani, bir maaş gerekiyor. Yani onun %35'i prim yatırıyor. Dolayısıyla arada 6,5 kat bir fark var. Evet. Yani asgari ücretle emekli olan biriyle yani tavandan emekli olan arasında 6,5. Eğer hizmet günleri aynıysa 6,5 kat bir fark söz konusu. Şimdi bizde genellikle asgari ücret üzerinden çalışılıyor. Asgari ücret olmuş genel ücret. Evet. Asgari ücretin üzerinde iş bulan insan parmakla gösteriliyor. Çok kalifiye olacaksınız da çok aranan bir eleman olacaksınız. Yani dolgun bir ücret alacaksınız. Bugünkü koşullarda asgari ücretten bir iş bulmak bizim insanımız için bir sevinç vesilesi oluyor. Maalesef. Dolayısıyla asgari ücretten emekli olan birisinin alacağı ücret emekli aylığı ne kadardır? Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Hı hı. Şimdi AK Parti iktidarı özellikle iktidara geldikten sonra hep baz alıyoruz. Çünkü 18 yıllık iktidar yani önemli bir dönüm noktası. Buna 20 yıl diyecek olursa ki nereden bakacak olsan 80 yaşında yaşayan birisinin ömrünün %25'i demektir. Yani 18 yıl bir siyasi partinin iktidarda olması önemli olay. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaptıklarına bakıyoruz emekliler için. Şimdi iyi bir şey gösterebilir miyiz? Diyelim şu emekli ikramiyeleri iyi bir şey mi? O siyasi seçim döneminde muhalefet partilerinin verdiği... Yani orada onların payı var. Tabii onların seçim vaatlerinden çalınarak kendisi buna sahiplenmesi, miktar olarak muhalefet partilerinin söylediği gibi değil ama kendi belirledikleri bir rakamı belirleyerek bir emekli ikramiyesi ödendi. 1000 lira diye başladı. Aslında 1000 lira olmadı.
hak sahipleri daha az para aldılar, dul ve yetimler. Emeklinin kendisi 1.000 lira aldı ama eğer dul ve yetimler aylık alıyorsa o aylık bağlama oranına göre bu miktar daha da düştü. Yani bunun da miktarı 3 yıldır artırılmıyor. 1.000 lira olarak seçim döneminde başlatıldı. Evet, hala 1.000 lira ödenek devam ediyor. Nasıl artırılacağına ilişkin de bir hüküm koymamışlar. Şimdi 2002 yılından itibaren AK Parti'nin yaptığı emekliler için ne güzellik var acaba dediğinde bir tek bu akla geliyor. Onun da durumu ortada. Evet. Ama yaptığı olumsuzluklar nedir? Ona bakacak olursak. Şimdi emekli aylığını hesap edebilmek için kriteri ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranını çarpıyorsun. Emekliğin bağlama sistemi bu. Ortalama aylık nasıl hesaplanıyor diyecek olursan, sigortalılar açısından konuşuyorum. İşe girdiğiniz tarihten itibaren ödediğiniz bütün primlerin emekli olduğunuz tarihteki güncel rakama çevrilmesi için bir katsayı kullanılıyor. Hı hı. Bir rakam, buna güncelleme katsayısı deniyor. Yani siz bundan 20 yıl önce çalıştınız, bir miktar prim yattı. Enflasyon oranları da dikkate alarak bugünkü değerini bulabilmek için bugünkü değerine çeviriyorsunuz. Şimdi bütün mesele o çevirme ortamı orada. Ek gösterge ayrı bir sorun. Aha. Ek gösterge ayrı bir sorun. Şimdi burada hesaplanırken o yıldaki enflasyon oranı ve yıllık büyüme oranları ekleniyordu. Hı hı. Enflasyon oranları ekleniyor şimdi yine. Büyüme oranının %70'e eklenmekteydi. AK Parti iktidarı bu 5500 son sayılı yasayla bunu %30'a düşürdü. Dolayısıyla emekli büyümeden, milli gelirden aylığına herhangi bir yansımıyor demeyeyim de %70'den %30'a düşerdi. Ciddi bir hak kaybı burada söz konusu. Enflasyon rakamlarında nasıl belirlendiğini biliyoruz, orada zaten kırpılıyor. Dolayısıyla hem enflasyon rakamlarının düşük tutulması hem de büyümeden verecek payın geri alınmasıyla %70'den %30'a düşürülmesiyle bir defa ortalama aylık kazançta ciddi bir düşüş söz konusu. Evet. Yani gerçek olandan daha düşük bir rakamla bugün karşı karşıyayız. Aylık bağlama oranlarına geldiğimizde aylık bağlama oranlarında da aynı yasayla düşüş sağladılar. Bugün işçilerin 25 yıl hizmeti olan bir işçinin daha önceden aylık bağlama oranı %76 idi. Devlet memurlarınınki %75'ti. Bağkurlarınınki %70 civarındaydı 25 yıl hizmeti olanlar. Hı hı. Bunların hepsi %50'ye düşürdü aylık bağlama oranı. Hı. Yani aylık kazancın ortalama aylık kazanç belirlerken bir manipüle ediliyor. Orada rakamlar da oynanıyor. Ve aylık bağlama oranlarını da düşürülüyor. Dolayısıyla bağlanan emekli aylığı kuşa çevriliyor. Kuş kadar bir aylık. Yani emekli olduktan sonra bir maaş belirlendi diyelim. Yani bu hesaplamaya göre. Daha önce bir alt sınır vardı. Ortalama aylık kazancın %70'inden aşağı olamaz deniyordu. Bir sosyal bir devlet olmanın olması gereken bir gereğiydi. Evet. Bu yöntemlerle hesapladın, ortalama aylık kazancı buldun. Bağlama oranını biliyorsun. %70'den aylık bağlama oranı %70'den aşağı olamıyordu. Şimdi bu sınır %40'a kadar düşürüldü. Demek ki ekonomi büyümüyor. Yani ekonomi büyüse bu rakamların büyümesi lazım. Küçülmesi değil de büyümesi yani, lazım. Şimdi yani ekonomi bizim, büyüyor deniyor ya, ona atfen söylüyor. Elbette. Yani şimdi bizim emekli arkadaşlarımız ve emek kitlemiz bütün bunlar içeride yapılan hesaplar olduğu için bilinemiyor. Şimdi bir devlet memuru emekli olduğunda ne kadar tazminat alacak, ne kadar maaş olacak? Bu biraz daha basit onlarınki. Onlar kendisi hesaplayabiliyor. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu hesap yöntemlerini sen bilemediğin için o güncelleme katsayıları nasıl yazar, nereden bulunur, aylık bağlama oranlarını, hadi onu belki bulabilirsin ama dolayısıyla SSK'ların emeklilik hesaplama sistemleri de biraz karışık, herkes bunu hesaplayamıyor. Evet. Sigorta kendi bünyesinde bu tür manipüle ettikleri yöntemlerle hesaplanıyor. Yani bu 2002'den bugüne kadar gelen bir süreçte AK Parti iktidarı emekliler için bunları yaptı. Evet. Yani 1.000 lira bir emekli ikramiyesi verdi ama onların emekli olabilme koşullarını bu şekilde getirdi. Hizmet gün sayılarını ve getirdikleri yaşı şu anda daha hiç konuşmadık. Bütün tabii bunlar, de o var. Emeklilikte tabii, evet, yaşa takılma meselesi yani var. Ortalama aylık kazançla yaptıkları
aylık bağlama oranlarıyla yaptıkları, taban sınırlamayı kaldırmaları. Bunun yanı sıra bir de emekliye ulaşım için gerekli olan yaş ve hizmet gün sayısı. Şimdi daha önce 2008 yılından önce işe girenler için 3600 gün prim ödemesi, 15 yıl çalışması emekli olabilmesi için yeterliydi. Devlet memurları 25 yıl çalışıyorlardı. Bağkurlar yine öyle. Ama şimdi buna bir de yaş sınırı getirildi. Devlet memurlarında 9000 güne çıkartıldı bu. Hizmet gün sayısı. Ve 2008 yılından sonra işe girenler açısından da kadınlar, erkekler orada da eşitlediler, sağ olsunlar. Evet. Her ikisi de 65 yaşında. 65 yaşında. Emekli olabilir. 2008'den önce, 2008'den sonra, ayrımından sonra yaş 65'e çıktı 2008'den. Evet, 2008'den sonra girenler açısından evet. Emeklilik yaşı %65. Şimdi şöyle düşünün. Büroda çalışan bir devlet memuru, proje üreten bir mühendis, büroda hizmet yapan birisi 65 yaşına kadar çalışabilir diyelim. Ama ağır iş kollarında çalışan insanlar açısından düşünecek olursak, örneğin iskelenin başında 10. 11. katta binanın dışında yani duvarda sıva yapan bir işçiyi düşün. Evet. Efendim vincin tepesinde metrelerce yükseklikte vinç operatörünü düşünün. Ağır iş kollarında, madenlerde çalışanları düşünün. Bunların 65 yaşına kadar çalışması mümkün mü? Herkesin koşulları farklıdır. Herkesin çalışma koşulları farklı. Bir matematik öğretmeni... Yaş, dediğiniz gibi yaşın o yapılabilir işle ilgisi var. Yani tabii. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak İş ayrımı yapmaksızın kadın ve erkeklerde şu anda yaş 65 olarak belirlendi. Şimdi bir matematik öğretmeni biraz önce söylemeye çalıştım. 65 yaşında bir öğretmen tahtada 8 saat ders anlatabilir mi? Bir defa çocukların ya baston olacaktır, ya gözü görmeyecektir, ya fiziki olarak bir takım uzuvlarını yeterince kullanamayacaktır. Tabii ki. Yani bunları yerine getirmesi de mümkün değil. Yani ağır koşullarda çalışanların 65 yaşına kadar çalışması mümkün değildir. O zaman ne olacak? Bunlar belli bir yaştan sonra tercih edilen bir çalışan sayılmayacak. Yani siz işveren olsanız, yani ağır bir işte çalışıyorsanız, ağır bir iş olmasa bile, normal bir işte bile, yani 20-25 yaşında bir insanı mı çalıştırmak istersiniz? Hayır, gün sayısı doğduktan sonra yaşı bekleyecekler. Tabii zaten yaşı bekleyecek, o ayrı bir sorun. Evet. Onlar da ucuz iş gücü kervanına katılıyor. Evet. Şimdi ben yaşlıyım, beni çalıştırmıyor ama ben diyorum ki, ya benim sigortamda yapmasan da olur. Yeter ki ben kendime iş bulayım, bir yerde çalışayım. Yani daha diğerlerinden daha ücret, az ücret alırım, talep ederim. Yeter ki beni çalıştır. Yani hizmet sektöründen kovulan bir yaş durumuna geliyorsun artık. Evet, evet, İnsanlar evet. seni çalıştırmak istemiyorlar ama emekli olamıyorsun. Günlü tamamlasan bile, sigortalılık için günlü tamamlamış olsan bile. Yani kaldı ki şu anda özel sektörde 45'in üstü bile. Yani 50 yaşta artık yaşlı yani. Şeyine girip hemen bir sirkülasyona başlıyor. Yani özel sektörü diyorum. Yani 50 yaşta emeklilik yaşı gelmiş oluyor çalışanların. Yani şöyle toparlayalım bu konuyu. Yani hem emekliliğe ulaşım hakkı gittikçe zorlaştırıldı. Hem de emeklilik yaşamı zorlaştırıldı. Ücretler düşürüldü. İnsanlar emekliye ulaşmak için ciddi sıkıntılar çekiyor. Emekli olsak bile emeklilikte seni bekleyen çok iyi koşullar yok. Ah şöyle bir emekli gelse de emekli olsam rahat etsem şeklindeki bir düşünce artık hayal oldu yani. Gezsem, emeklilik çok daha ızdırap. Avrupa'dan buraya gelen emekliler gibi değil mi sırt yani, çantasıyla bizim açımızdan ne yazık ki böyle yani. Evet, o zaman... Gelmişken isterseniz şu emeklilikte, evet, yaşa takılanları onlara da bir değinelim. Çünkü onlar da bu konunun vaatler vardı içerisinde. 100 günlük, 100 değil mi? 100 maddeden oluşan vaatler arasında evet, iktidarın geldiği zaman hem 3600 ek gösterge hem emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili vaatleri vardı. Evet. Şimdi şöyle... gerçekleşmedi. Yani EYT emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz, bu tanımı değiştiriyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar değil, bunun adı yaş bahane edilerek emeklilik hakkı gasp edilenler. Yani bu tanım daha doğru. Çünkü onlar ilave bir şey istemiyorlar. Çalışma hayatına başlarken hangi koşullar
varsa sosyal güvenlik sisteminde, hı-hı, hangi koşullara göre bir sözleşme imzalanmışsa kazanılmış hakları. Sözleşme diyorum ona. Çünkü şöyle, bir işçi işe girdiği takdirde, girdiğinde onun adına düzenlenen işe giriş bildirgesi sosyal, evet, güvenlik kurumuna verdiğinde sosyal güvenlik kurumunun o günkü mevzuatına tabi olarak çalışmayı ve prim ödemeyi karşılıklı kabul ediyorsun demektir. Bir akittir yani işe giriş bildirgesi. Şimdi işe giriş bildirgesi veriliyor. 20 yıl sonra emekli olacağım diye, tabii, bakıyor bir, hı-hı, kadın, hı-hı, çalışansan. Ki 5500 ondan önce öyleydi. Hı-hı. Erkekler 20, kadınlar 25 yıllık hizmet süresini doldurduklarında emekli olabiliyorlardı. Ama sen şimdi bu sistemi, onlar işe girdikten sonra diyorsun ki tamam, sen bu kadar çalıştın, hizmet süreni de doldurdun, günlerin de tamam ama şu yaşa kadar emekli olamayacaksın. Bu dere geçerken ad değiştirmek gibi bir şey. Dolayısıyla insanlar işe girdiklerinde hangi statüyle... Tabii ki dediğim gibi kazanılmış haktır bu. Yani bu aslında anayasal bir haktır. Yani, tabii sen şimdi yasayla o hakkı elinden alıyorsun. Yani bir sabah uyandım, emeklilik yaşını beklemek zorundayım gibi bir şey olamaz ki. Tabii. Yarın emekli olacağını düşünürken bakıyorsun yaş kriteri getirmiş. Yani girdiğin zamanki koşullar her zaman devam etmeli. Ya. Kazanılmış hakkı zaten, evet, sürdürerek bunu elde edeceksin ileride. Şimdi belli bir yani tarih... Bu, bir sabah uyanarak yasal değişikliklerle şey yapılamaz. Evet. Yok yani, edilemez. Yani yasalar ama insanların haklarını gasp etmek için çıkartılamaz. Yani evet, evet, hukuk sosyal, evet, hukuk devletinde yaşıyorsak eğer bu, evet, kural geçerlidir. Bu EYT'ye takılan, yaşa takılan arkadaşlarımız da bunun için mücadele veriyor. İlave bir şey istemiyorlar. Keyif bağışlanmasını, evet, istemiyorlar. Kaç kişiler? Ya şimdi bunun sayısı... iyi bir sayısı var ama yani ülkemizde... Şimdi şöyle, bunun sayısını belirleyebilmek için çok değişik rakamlar telaffuz edebilirsin. Ha. Nasıl yani? Bu yıl... bu yaş sorunu ortadan kaldırsan sosyal güvenlik kurumu geçen yaptığı bir açıklama yani, vardı. 700 bin civarında bir insan. Evet. Şimdi ama bazen 10 milyon insandan falan bahsediliyor yani açıklarken. O da doğru. Neden doğru? Yaşa takılıyor ama bugün için yaşa takılmış değil. Hizmet süresini daha doldurmamış. Hizmet gün sayısını doldurduktan sonra diyecekler ki ileride sen zaten yaşa takıldın. Sen ileride bekleyeceksin. Hı-hı. Şu anda bir tıkanıklığı söz konusu değil. Onu ileride bekleyen bir tehlike söz konusu. Yıllardaki bir rakam var zaten. Ulaşılacak bir rakam tabii var. Tabii. Yani herkes buna takıldı her aslında. Takıldık. Hep beraber takıldık. Şimdi şöyle olsa anlarsın bunu. Bir yasa çıkartıyorsun. Dersin ki bu tarihten sonra işe girenler bu süreye tabi olacak yani, dersen o biraz anlaşılabilir yani. Onun için de mücadele edilir tabii. Ama yani siz yasayı çıkarttığınız tarihten itibaren değil, daha önceki diğer statüye tabi olanları da bunun içerisine katıyorsanız o zaman burada hak kaybı söz konusu. Evet. EYT'liler de bunu istiyor. Evet. Biz de onlarla birlikte bunun mücadelesini olması veriyoruz. Olması gerekeni istiyoruz. Yani onlarla birlikte bu yaş engelinin kaldırılması, hı-hı, yönünde en azından 2008'den önce işe girenler için bunun, evet, uygulanmaması için mücadele bir ediyoruz. Bir de bireysel emeklilik olayı var. Yani bireysel emeklilik ne süreçte? Evet, yani bireysel emeklilik şu anda kişilerin tercihine bırakılmak suretiyle yürürlükte. Hı. Bireysel emeklilik sistemi uygulanıyor. Yani ne kadar tercih edilebilir? Şimdi şöyle, bireysel emeklilik sistemine biz karşıyız. Yani sendika olarak bireysel besi doğru bulmuyoruz. Çünkü bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik kurumuyla veya sosyal güvenlik şirketiyle diyelim. Çünkü ileride bu şirketleşecekler. Ona doğru gidiyor. Bireysel emekliliği zorunlu hale getirip ondan sonra devlet bu sosyal güvenlik sisteminden kendisini çekecek. Şirketlerle baş başa bırakacak insanları. Orada bir fon filan oluşur işte derken. Yani artık farklı ama amaç bu. Devlet BES'i öne sürerek kendisini sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmaya çalışıyor. Şimdi mevcut sosyal güvenlik sisteminin aksayan her türlü yönüne rağmen şu anda sosyal bir yönü var. Hı hı. Kişi sadece bireysel olarak kendisini sigortalı yapmıyor. Kendisi, eşi çalışmıyorsa eşi, çocukları, anne babası hatta onlar dahi sigorta kapsamında. Hı hı. Kendisi öldüğünde varislerine maaş bağlanıyor hak sahipleri oranında. Dolayısıyla bir sosyal yönü var. Hı hı. Bir kültürel yönü var, bir aile bağı var. Toplumsal çevreye bir katkısı var.
Ama bireysel emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi kurumuyla kişiyi karşı karşıya bırakıyor. Sadece ben kurum, siz emeklisiniz, ikimizi ilgilendiriyor. Hı. Senin çocukların, eşin, annen, baban bu kapsam dışında değil. Dolayısıyla toplum köklerinden kopartan, bireyselleştiren, sosyal güvenlik sisteminde bile yani sadece kendisini ilgilendiren bir noktaya getiriyor. Evet, evet. Prim ödersen yararlanıyorsun, ödemezse herkes kendi primini ödesin, bireysel olarak emekli olsun. Bunun sosyal yönü düşünülmesin. Dolayısıyla bireysel emekli sistemi bunu hedefliyor. Biz bunun şu andaki mevcut sosyal güvenlik sisteminin her türlü aksayan yönüne rağmen bunun genişletilmesini, daha iyi bir noktaya getirilmesini istiyoruz. O yönde bir mücadele veriyoruz ve bireysel emeklilik sistemini doğru bulmuyoruz. Ona karşı yani mücadele. O özel anlamda insanların dediği gibi tercihi olabilir. O farklı bir tercihtir. O kişilerin kendine bağlı. Şimdi kendine bağlı bırakmadılar bağlı. İşte onu bak bir zorunlu olarak başladılar. Öyle olması gerekir. Yani bunun zorunluluğu olmaz. Yani özel emeklilik şirketleri tabii var. Ki kişiler maddi güçleri oranında bireysel emekli yapsınlar kendilerini. Yani bu kişisel bir tercih olmalı. İlave bir tercih olabilir. Yani. Bu zorunluluk olmamalı. Biz de evet. Aynı şeyi düşünüyoruz efendim. Evet, bir başka konumuz. Yine aslında biraz söylemiştik 3600 ek göstergeyle ilgili de çok sorun yaşadı vatandaşlarımız. Hala daha beklentileri var. Onunla ilgili nasıl çalışmalar var? Aslında yok değil mi? Çalışma yok. Şimdi 3600 meselesi bir vaat olarak verildi. Bunu önce Cumhuriyet Halk Partisi dillendirdi. Parti olarak evet. İsimlendirecek olursak. Evet. Onlar da ne hikmetse polisler için diye önce öne çıktılar. Polislerin ek göstergesini 3600 yapacağız diye. Biz o zaman şaşırmıştık. Niye sadece polisler? Yani bu güncel duruma bakacak olursa polisler Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy tabanı değil açıkçası yani. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Bilemeyiz tabii insanların tercihlerini yani de. Yani tabii polislerin karşılaştığı veya mağdur veya onlar ve onlar mağdur oluyor da diğer kesimler mağdur olmuyor mu? Zaten konu o. Evet. Tabii. Yani niye sadece polisler diye başlamışlar? Daha sonra tüm çalışan memurların tabii yani daha az çalışan, daha yoğun çalışan, daha şartları farklı olan memurlar var. Tabii mutlaka. Daha sonra eleştiri aldılar. Mesela öğretmenlerin de ek göstergesi 3600 değildi. Niye öğretmenleri bu kapsam almadınız da sadece polisler için çıktınız diye kendi içerisinde bir tartışma başladı. Bu öğretmen sendikaları buna müdahil olmaya başladılar. Bizim de ek göstergemiz niye 3600 olmayacak diye. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu talebini öğretmenleri de ekledi. Hı. Öğretmenler ve polisler için ek göstergelerini 3600 yapacağız diye kapsamını genişletti. Daha sonra seçim döneminde AK Parti de bu kervana katıldı. Din görevlileriyle sağlıkçıları da bu işin içerisine katarak 4 hizmet grubu için ek göstergenin 3600 yapılacağına dair vaat verildi. Dolayısıyla bütün siyasi partiler bu 4 hizmet sınıfı için ek göstergeyi 3600 yapacağız dediler. Şimdi 3600'ü konunun muhatapları bilir en azından devlet memurları ama toplumda 3600 nedir? Para mıdır, pul mudur, gösterge midir, rakam mıdır, nedir bunu belki bilmiyor olabilirler. Şimdi 3600 yapacağız dediğin rakam zaten 3000 öğretmenler için, polisler için. Maaşı ve daha sonra emekli maaşını etkileyen bir gösterge. Yani şöyle, emekli maaşından çok mevcut emekli emekli ikramiyeleri de çalışanların maaşından çok emekliler ilgilendiren. Evet, emeklilerin ikramiye maaş. Şimdi şöyle 3600 hesaplarında 3600'ün hayata geçirilmesi o kadar kolay bir şey değil. Yani bu kadar zaman içerisinde hayata geçirilememiş olmasının altında da bu yatıyor. Yani meydana gelecek hazine yükünü bir tarafa bırakacak olsak belki parasal kaynak bir şekilde bulunur. Ama teknik olarak yapmak biraz zor 3600. Niye derseniz yani devlet memurlarında kimin ne kadar ek gösterge alacağı bir tabloda belirtilmiş. Hizmet sınıfları efendim içinde bulunan kadro unvanı, çalışanın çalışma süresi, hizmet sınıfı bütün bunlar göz önüne alınarak bir tabloda ek göstergeleri belirtilmiş. Bunlar o kadar hassas bir şekilde belirtilmiş ki bu tabloda bir noktasına dokunursan her tarafını bozarsın.
O yüzden dokunmuyorlar. Onun için dokunmuyorlar. Nasıl yapacaklarını biz belki düşünür. Şöyle örnek vereyim. Bakın şöyle örnek vereyim. Için. Şöyle demediler. Yani lisans mezunu, bu saydığınız hizmet sınıfları içerisinde lisans mezunu olanların ek göstergesini 3600 yapacağız demediler. Bir kriter dediler getirmediler. Ki, öğretmenlerin, genel. Şimdi öğretmenler genel. Diyorsun da bakın. Şimdi belki çalışan öğretmen kalmamıştır öğretmen okulu, liseden öğretmen okulu mezunları içerisinde ama emeklisi var. İki yıllık, üç yıllık eğitim enstitüsü mezunları var. Bir de dört yıllık lisans mezunları var. Polislere bakıyorsun yine öyle. Lise mezunu polis var. Evet. Polis okulu mezunu polis var. Akademi mezunu polis eğitimde var. Eğitimde bir eşitlik yok şu anda. Öyle de mezun şöyle yani. Var, ama bunların hepsinin ek göstergesini 3600 yapman mümkün değil. Evet. Din görevlilerine girdiğinde ilkokul mezunu din görevlisi bile var. Evet. Meleler var en azından. Evet. Tamam mı? İlkokul evet. Okuma yazması bile olmayan. Evet. İmam Hatip mezunu din görevlisi var. İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar var. Bu gerçekten farklı ve dikkatle ele alınması tabii. Gereken şimdi bir konu. Bakın şimdi hemşirelere dikkat edecek aynı şey. Şimdi sen hemşirelerin ek göstergesini 3600 yaparsan doktorun ek göstergesi 3600 zaten. Onu 3600'den mi bırakacaksın? O zaman doktorlar diyecek ki ben hemşireyle bir mi tuttun? Vallahi şu anda hizmet süresini de evet. Yani okudukları tahsilleri, yaptıkları tahsili de dikkat ederek yani bir karmaşa. Bunu giderebilmenin bir tek yolu var. 3600-4 hizmet grubununkini yaparsın, öbür hizmetler ayağa kalkar. Bizim ne günahımız var diye. Onlara da bir talep başlayacak. Sonuçta olay şurada düğümleniyor. Kişiler şu anda emekli olduğunda devlet memurları neden daha az maaş alıyorlar şu anda aldıklarından? Çalışırken kendilerine ödenen ücretlerinin büyük bir bölümü prim esas kazancına yansımıyor. Dolayısıyla eksik prim yatırılıyor. Net ödenen ücretler var, prime tabi olan ücretler var. Bütün ücretlerini prime tabi yaparsan emekli olduklarında farklı maaşla da karşılaşmayacaklardır. Çözüm buradan geçiyor. Evet, yoksa 3600'ü vaat ettiler versinler tabi. Biz de sürekli onlarla beraberiz. Ama çözüm sadece 3600'de değil, çalışanların bütün kazançlarının prime tabi tutulması ve tamamen hepsinin sorunun çözülmesi. Tabii. Hele de şimdi bu pandemi sürecinde az evvel Bakan Koca'nın açıklamalarında duyuyoruz. Sağlık çalışanları hala çok zor şartlar altında. Vaka sayıları artmış, ölüm sayıları artmış durumda. Yani buradan hareketle o zaman şuraya da değinelim ve programımızın da süresi dolmak üzere. Pandemide emekliler ne yaptı? Pandemi hala pandemi sürecindeyiz. Emeklileri etkileyen bu süreç, en çok da 65 yaş üstüne etkileyen bu süreçte neyle, ne gibi sorunlarla karşılaştılar? Pandemi sürecinin yükü herhalde emeklilerin yaşlarının üzerine yıkarak atlatmaya çalışıyor bu siyasi iktidar. Öyle görünüyor. Çünkü bütün önlemler onların üzerine geliyor. Biz tabii ki toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu vakadan en fazla zarar gören insanlarız yaş grubu itibariyle. Tabii ki alınan önlemleri ciddiyetle karşılıyoruz ve uymaya çalışıyoruz. Ama bunun yükünün bir tarafta büyük bir laşkalık, bir tarafta büyük bir ciddiyetsizlik ama öbür tarafta da emeklileri zapturap altına alan, onları eve hapseden bir noktada olmasını da kabul etmiyoruz tabii. Gözümüzde görüyoruz bunu. Evet. Şimdi sağlıkçılardan bahsettiniz. Sağlıkçıların sorunu çözmek yerine siyasetçiler onların kuruşlarını kapatmaya çalışıyor. Türk Tabipler Birliği ile uğraşıyor. Dün barolarla nasıl ulaşmışsa. Yani bu pandemi sürecinde bile canıyla başıyla süreci atlatmaya çalışan, katkı koymaya çalışan, fedakarlık yaparak sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlıkçıları ödüllendirmek, onurlandırmak, motive etmek, daha çok destek olmak yerine onların örgütleriyle uğraşıyoruz. Onları terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Yani bu gerçekten bizim de kabul edemeyeceğimiz bir şey. Biz olayı şöyle bakıyoruz. Bu bilim kurulunun artık nasıl bir bilim kurulu olduğundan şüphelerimiz var. Orada nasıl karar alınıyor, nasıl uygulanıyor? Yoksa onların kararlarına hiç dikkate alınmıyor mu? Biz bu kurulun bağımsız bir şekilde oluşturulmasını, içinde onların terörist dedikleri, bizim göz bebeğimiz olan Türk Tabipler Birliği'nin de dahil olmasını, sağlık sendikalarının, meslek örgütlerinin bunun içerisinde olmasını, sözcüsünün de yine bu kurul tarafından seçilmesini, öyle bakan falan değil,
sözcüsünün de bu kurul tarafından seçilmesini ve alınan kararların da siyasi iktidar tarafından harfiyen uygulanmasını istiyoruz. Yani bu kurulun kararlarına güvenmek istiyoruz. Güvenmediğimiz bir ortamda yani ne yaparsak yapalım, yani şu yükü biz çekeceksek tabii ki bizim de tepkimiz buna. Yani şu hala bile Samsun'da onunla akşam 20 saatler arasında dışarı çıkabiliyor 65 yaşın üzerindekiler. Evet. Ondan sonra sokağa çıkma yasağı var. Toplu taşıtlarına taşıma araçlarına bindiğinde kaç tane üyemiz, kaç tane yaşlı görevliler tarafından indirildiler. Bunlar aynı zamanda onur kırıcı şeyler. Gerçekten sanki bir taraftan bizim için kötü kareler gördük. Yani sanki bizim için yapılan, yaşlı, bizim iyiliğimiz için gibi yapılmış görünüyor ama sonuçta sizin düşündüğünüz iyilik eğer bizi rencide ediyorsa, bize ev hapsediyorsa tabii ki biz de buna tepki göstereceğiz. Yani yükü beraber paylaşalım diyoruz. Üzerimizde şunu yapalım ama her tarafta ciddi önlemler olsun. Evet, kesinlikle. Son söylemek istediğiniz sözler nelerdi efendim? Daha buradan programı kapatmak üzereyiz. Daha derdimiz çok. Yani o kadar akıcı geçti ki gerçekten anlamadım. Emeklilik, hayat pahalılığı daha derken. Daha emekli ikramilerimiz var, banka promosyonlarımız var, sağlıkta çektiğimiz sıkıntılar var, katkı payları ödüyoruz hala. Tedavide, efendim muayenede, değil mi? Farklı efendim, ücretler, şunlar, protez, bunlar, ortezler, bilmem gerekli olduğunda gözlük, emekli diş. Emekli promosyonları çok düşük aynı zamanda. Yani sorunlar çok büyük, var, devam ediyor. Sonra demokrasi. Sonra... O zaman ne diyelim, buradan mesajımızı şöyle verelim. Bunlara çözüm bulunmasını istiyoruz. Yani şunu söylüyorum, son olarak şunu söyleyelim madem öyle. Demokratik yani, kitle örgütlerinin taleplerinin dikkate alınmasını istiyoruz. Yine hani zamlardan, Samsun'daki yerel sorunlardan başlayarak bunları dile getiren demokratik kitle örgütlerinin lütfen mücadelelerini dikkate alınız. Yine emeklilerle ilgili buradaki birçok sorunla ilgili çözüm bulmaya çalışınız. Başka ne diyelim efendim? Çünkü milli maçımız var, ona yetiştirelim. Vallahi şöyle söyleyeyim, öncelikle emeklilerin sendikasıyla uğraşmasınlar. Bu kapatma davalarını geri çeksinler. Bizim sendika kurabilmemiz için gerekli yasal düzenlemeyi yapsınlar. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. İlk etapta talebimiz bu. Bu anayasal bir hak. Tabii bir taraftan ayakta durmaya, örgütsel varlığını sürdürmeye çalışıyoruz. Öbür taraftan da bu sorunlarımızın çözümü için, yani emeklilerin hak ve çıkarları için bu mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bize ayak bağı olmasınlar, yolumuzu açsınlar. Diyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sendikam adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve üyelerimiz adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum bundan sonraki süreçte. Size başarılar diliyoruz milli takımımızda. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Samsun Zorlu Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızı çok özledik. Biliyoruz yeni eğitim öğretim döneminin zor geçeceğini. Biz sizleri beklerken tüm hijyenik tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye uyarak önce öğrencilerimizin sağlığı dedik, Türk Standartları Enstitüsü'nden okulumuz temiz belgemizi duvarımıza astık. Okulumuzun belirli noktalarına el dezenfektanları yerleştirdik. Öğrencilerimizin ateşini sık sık ölçüyor, sınıflarımızda ve okul içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Öğretmen kadromuz ve öğrencilerimizle ders esnasında maske ve koruyucu yüz siperi kullanıyoruz. Çocuklarımızı her an gözetim altında tutuyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı dönemine biz hazırız. Umutla, sağlıkla, eğitim ve başarı dolu günlere.